Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde session'ları kavramak adına session'la basit bir yetki uygulaması yapacağız. Hemen nasıl yapacağımızı anlatayım. Şimdi arkadaşlar, bizim bir yetki adında bir session'ımız olacak. Bu session'daki yetkiler 1, 2 ve 3 yetkileri olacak. Birinci yetkimiz admin yetkisi, ikinci yetkimiz muhasebe yetkisi olacak, üçüncü yetkimiz de kullanıcı yetkisi olacak. Bu yetkilere göre de şimdi oluşturacağımız sayfalara yönlendireceğiz. Şimdi admin sayfamızı oluşturalım. Buraya session start diyorum. Session'ları kullanabilmemiz için her sayfada session'ları başlatmamız gerekiyor. Ama burada başlatmamıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten bunları session'ı başlattığımız bir sayfaya dahil edeceğiz. O yüzden buraya şöyle yazalım. Echo admin sayfası yazalım. Devam ediyorum. Muhasebe.php oluşturuyorum. Echo muhasebe sayfası diyelim. Ve son olarak kullanıcı.php oluşturuyorum. Echo kullanıcı sayfası diyelim arkadaşlar. Hatta bunlara bir de şöyle şey yapabiliriz. Buraya bir şurada PHP etiketimi kapatıyorum. Buraya bir href exit.php'ye çıkış linki verelim. Çıkışta yapabilsinler. Bu da çıkış yapabilecekleri bir link olacak arkadaşlar. Şunu da kopyalayayım ben. Evet. Admin'e de yapıştıralım. Tamam, hepsinde çıkışımız var. Burada da exit.php'yi oluşturalım. Ne yapacağız? Session start ve session destroy diyeceğiz arkadaşlar ve burada çıkış yapmasını sağlayacağız. Hatta ondan sonra da header bu fonksiyonu görmemiştik sanırım. Location yönlendirme fonksiyonu arkadaşlar bu. Location ne diyeceğiz? Tekrar session yetki uygulaması.php sayfasına gitsin arkadaşlar. Bu sayfayı çalıştıralım hatta ilk önce. Tamamdır. Tüm session'larımızı sildi eğer varsa. Şimdi session yetki uygulamasına geldim arkadaşlar. Burada şöyle diyeceğim. If öncelikle session'larım yoksa eğer session'im yoksa pardon, süslü parantez. Bana require login.php'yi çağırsın. Birazdan oluşturacağız. Else if diyorum. Burada benim session yetki adında bir session'ım varsa ve bu değer 1'e eşitse ne yapsın? Require admin.php'yi çağırsın. Else if diyorum. Yine session diye bir session yetki adında bir session'ım varsa ve bu 2'ye eşitse arkadaşlar 2'ye eşitse bu sefer neyi çağıracak? Muhasebe require ile muhasebe.php'yi çağıracak. Son olarak arkadaşlar else if. Burada else de kullanabilirdik. Zaten bir ihtimal daha olmayacak. Neyse biz else if ile yazdık artık. Session yine yetki eşit eşitse 3'e bu sefer de require ile ne yapsın arkadaşlar? Tabii ki de kullanıcı.php sayfaya dahil etsin. Else require yine login.php'yi hiçbiri yoksa login.php'yi sayfamıza dahil etsin arkadaşlar. Şimdi login.php'mizi oluşturalım. Buraya da echo login yazıyorum. Sayfamı yeniliyorum. Ne diyor arkadaşlar? Session diyor. Tabii ki bakalım şuraya bir session start demedik. Session start ve OB start diyelim arkadaşlar.
Tamamdır. Şu anda ne yaptı? Login sayfasını sayfamıza dahil etti arkadaşlar. Tamamdır. Ne yapalım şimdi? Şöyle yapalım. Başlayalım. Bir loginimizi yazalım arkadaşlar. Burada basit bir form oluşturacağım. Kendi içerisine dönsün arkadaşlar bu form. Metodumuz get değil post olacak. Ve formumuzun içerisinde de iki tane input olacak arkadaşlar. Önce şöyle yazalım. Ne diyelim? Kullanıcı adı diyelim. Input type text name'i kullanıcı adı olsun. İkinci input'um da yetki olsun arkadaşlar. Ben buradan manuel yetkisini gireyim. Yetki. Ben bu formu post ettiğimde bana bütün post değerlerini şuraya bir önce yazdırsın. Bir görelim gelen post değerlerini. Print R ile post değerlerini ekrana yazdırıyorum arkadaşlar. Tabii bunu göndermemiz için bir de buton koymamız gerekiyor. Buton type'ı submit olacak. Name verelim mi? Verelim. Name'i de ne olsun? Form olsun. Giriş diyelim. Evet, şu anda array'imin içerisi boş. Ben buradan kullanıcı adı ve yetkiyi gireceğim arkadaşlar. Mesela kullanıcı adı Şahin Ersever olsun, yetkim 1 olsun. Giriş dediğim zaman ne oldu? Ben bu yetki 1, kullanıcı adı Şahin Ersever şeklinde mesela formda geldi şeklinde gönderebildim arkadaşlar. Buna bir name vermemize gerek yok ya şimdilik. Şimdi burada sadece post edilmiş mi diye kontrol edeceğim. Onun dışında bir kontrol yapmayacağım. Bu session'ları kavramamız için olan bir örnek sadece çünkü. If post edilmişse arkadaşlar, bu değer post edilmişse ne yapacağız? Session'larımızı aktaralım. Session kullanıcı adı diyelim. Eşittir. Ne olsun? Posttan gelen kullanıcı adı olacak. İkincisi session yetkimiz posttan gelen yetki olacak arkadaşlar. Ve bunları oluşturduktan sonra print r ile session'larımızda bir görelim. Şimdi bu formu tekrar post ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer bunlar bizim session'larımız. Session'larımız başarılı bir şekilde geldi. Ve ben şu sayfayı tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda ben sayfamı 1 olarak oluşturduğum için admin sayfası açıldı. Çıkış diyorum. Ne diyor? Yetki. Ha, şu anda bir şey olmadığı için session'ları sildiğim için şu printer hata verdi. Şimdilik zaten şunu kullanmayacağız arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda yine hata verdi. Set dedik post. Undefined index 5-6. Şimdi buralarda is set kullanmadığımız için bunlar böyle hata veriyor arkadaşlar. Önemli hatalar değil. Hata bastırma operatörünü kullanmak doğru değil burada. Fakat ben yani amacım burada session'ların kullanımını anlatmak olduğu için o şekilde yaptım. Zaten is set kullanımını göstermiştim arkadaşlar. Bunları da normalde şu şekilde is setlerle eğer varsa yoksa diye tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Ve arkadaşlar ben artık burada session'larımı kullanabilirim. Buraya echo diyorum. Şöyle yazabilirim mesela session kullanıcı adı. Direkt şöyle diyebilirim. Hoş geldiniz desin. Hatta burada siz bir adminsiniz diye de bizim karşımıza bir yazı çıkarsın. Bunu diğerlerinde de kullanalım. Muhasebeye siz bir muhasebecisiniz ve kullanıcı için de
kullanıcısınız desin arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Şimdi giriş yapacağım. Şahin Ersever dedim. Yetkim 1. Sayfamı yeniliyorum tekrar. Siz Şahin Ersever hoş geldiniz. Siz bir adminsiniz dedi. Şu sayfayı yenileme ihtiyacı neden kaynaklanıyor? Burada oluşturuyor. Direkt oluşturduğu sayfanın login içerisinde oluşturduğu için burada kalıyor. Burada hemen bir header location'la tekrar yönlendirirsek o sorunu da çözmüş oluruz. Location ne diyelim? Şöyle diyelim yine session yetki uygulamasına gitsin. Session yetki uygulaması nokta php. Tamamdır. Şimdi çıkış diyorum. Şu header location problem çıkarttı. Bunu neden çıkarttı problem? Çok fazla kez yönlendirmiş. Şimdi buradan nereye yönlendiriyor? Session yetki uygulamasına. Session yetki uygulamasında da zaten login PHP dahil ediyor. O yüzden kafayı yiyor. Neyse şimdilik bununla uğraşmayalım. Biz eski sistem devam edelim. Şimdi Şahin Ersever diyorum. Yetki 2 dedim arkadaşlar. Giriş yap dedim. Yeniliyorum sayfamı. Gördüğünüz gibi siz bir muhasebecisiniz dedi. Muhasebe sayfasını buraya dahil etti. Çıkış diyorum arkadaşlar. Yine Şahin Ersever dedim. Yetki bu sefer 3 diyorum. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi Şahin Ersever hoş geldiniz. Siz bir kullanıcısınız dedi. Çıkış diyorum. Çıkıyorum. Arkadaşlar işte session kullanımları bu şekilde. Bazı aksaklıklar yaşadık ama hani uygulama basitçe anlatmak için birçok şeyi atlamış oldum ben burada. Hani sadece sırf session'ları göstermekti sizlere amacım. Session'ları bu şekilde kullanabiliyoruz. Siz artık bunu öğrendikten sonra birçok şey düşünebilirsiniz. Session'ların kullanımıyla ilgili aklınıza birçok şey gelebilir. Aklınıza gelen şeyleri uygulamaya gayret gösterin derim ben size. Bu örneğimiz bu şekildeydi. Sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.